Sevgili öğrenciler, uygarlık en genel anlamıyla tarihi süreç içinde insanların nesilden nesile aktardıkları düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim koşullarına göre hazırlanan Genel Uygarlık Tarihi kitabı da başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olguları ana hatlarıyla sizlere aktarmaya amaçlamıştır. İnsan topluluklarının yeryüzündeki geniş dağılımı dikkate alındığında normal bir uygarlık tarihi kitabına girmesi beklenen pek çok konunun kitap kapsamı dışında bırakıldığını göreceksiniz. Bu kitapta Batı uygarlığı olarak tanımlanan köklü uygarlığın siyasal ve kültürel panoraması kronolojik bir düzen içerisinde ana çizgileriyle sunulmaktadır. Kitabın ilk üç ünitesi Batı uygarlığının temellerinin atıldığı ağırlıklı olarak Akdeniz çevresindeki eski çağ kültürlerini incelemektedir. Dördüncü üniteden itibaren Orta Çağ Avrupası ile Doğu Roma İmparatorluğundaki siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmeleri incelemektedir. Beşinci ünite fetihlerle İran, Kuzey Afrika ve Anadolu'ya doğru genişleyen İslam devletlerinin siyasi ve kültürel yapısını ana hatları ile değerlendirmektedir. Altıncı ünite Yeni Çağ Avrupası'na damgasını vuran Rönesans ve Reform hareketlerini Avrupa ile Osmanlı arasındaki etkileşimi ve aydınlanma çağını ele almaktadır. Yedinci ünite modern Avrupa'yı hazırlayan demokrasi devrimleri ve sanayi devrimini, sekizinci ünite ise 20. yüzyılın en önemli olayları, 1. ve 2. Dünya Savaşı ile 21. yüzyılın güncel kavramı olan küreselleşme konularını içermektedir. Sevgili arkadaşlar, 8 üniteden oluşan Genel Uygarlık Tarihi ders kitabımızda konuların genişliği dikkate alınarak ayrıntılı bilgiler yerine temel olabilecek bilgilere yer verilmiştir. Her ünitenin önünde verilen amaçlarımızı ancak üniteyi ilgiyle ve dikkatle okuduğumuzda daha iyi kavrayabileceğiz. Metin içerisinde sıra sizde başlığı altında işlenen konuyla doğrudan ilgili sorularla konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Ünitelerimizde birçok kavram ve terim geçmektedir. Bu sözcükler çağlarına göre anlam kazanmaktadır. Her ünitede öğrenilmesi istenen kavram ve terimlerin açıklaması ilgili sayfada yana çıkıntı olarak verilmiştir. Her üniteyi okuduktan sonra ünite sonunda verilen kendimizi sınayalım sorularını çözmelisiniz. Çözüm için gerekli çabayı harcadığınızda başarı sizinle olacaktır.